Evet. İlk kısmını bitirdik. Şimdi başladık ikinci kısmına. Biz bu testleri, biz bu HELA ya da işte bu CROSS ya da PRA testlerini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunları da biraz açıklayayım, biraz öğrenin ki ileride karşınıza geldiği zaman ya da duyduğunuz zaman bilin, şaşırmayın vesaire. Arkadaşlar, ilk önceleri bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar benim yardımcı çocuk dönemime kadar falan hep biz böyle terasaki plaklarla bakardık HELA ABC'lere. Neydi terasaki plaklar? Yani yapılma yöntemlerini de biraz öğrenin ki hani ona göre şey edin. İşte mantığınız, bilinciniz de gelişsin diye anlatıyorum bunları. Çünkü bu artık kalktı, artık kullanmıyoruz bunu. 72'lik kuyucuklar vardı, 72 tane kuyucuklar vardı. Bu kuyuculara her bir antijenin, HLA antijeninin antikorunu koymuşlardı. Biz tabii bunları yurt dışına alıyoruz. Biz kendimiz üretemiyoruz. Mesela A1'in bir kuyusu vardı. HLA A2'nin bir kuyusu vardı. A3'ün, A11'in, A15'in, A29'un her birisinin bir kuyusu vardı. Biz hastanın total lenfositlerini alıyorduk, tüm lenfositlerini alıyorduk, getiriyorduk. Bu kuyuların hepsine porsiyonluyorduk, bölüştürüyorduk. Ondan sonra bu antijenler eğer antikorlarla birleşirse, eğer oradaki antikorlarla bu hücrede diyelim ki A3 var. A3 kuyusundaki antikorla antijen birleştiği zaman, hücrenin yüzeyine o antikor bağlandığı zaman biz oraya komplement da koyuyorduk. Bir de boya koyuyorduk arkadaşlar. Yani o kuyuların içerisinde komplement ve boya koyuyorduk. Komplement hücre duvarının parçalanmasını sağlıyordu. Antijen antikor birleşimi olursa eğer parçalıyor, deliyordu, porlar oluşturuyordu ve boya hücrenin içerisine giriyordu. Boya hücrenin içerisine girince biz bunu mikroskop altında okuduğumuz zaman eğer o kuyudaki hücreler boyanmışsa diyorduk ki bu hastada A3 var. A11'deki boyanmışsa A11 var. A24'teki boyanmışsa diyorduk ki A24 var gibi böyle bu şekilde tespit ediyorduk. Alıcının ya da vericinin HLA antijenlerini bu şekilde tespit edebiliyorduk. Fakat bu yöntem artık kalktı. Bu yöntem artık kullanmıyoruz. Daha böyle gelişmiş moleküler tabanlı yöntemler kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de PCR SSP, jel elektroforeziyle yapıyoruz. Onun görüntüsünü de şurada görüyorsunuz. Burada da yine şöyle bir PCR, bunu size anlattım bu dersi. Moleküler yöntemler anlatırken PCR'ı detaylı bir şekilde anlattım, onu biliyorsunuz. Anlattık Eda Hanım ya da ben. Arkadaşlar bu PCR'a hazır PCR için hazırlanmış 96 kuyucuklu plate'ler var. Bu plate'li burada da ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu plate'lerin yani kuyucuklar var, PCR kuyucukları var. Bu kuyucukların içerisinde de her bir antijenin geninin bakın geninin ama geninin primerlerini koymuşlar. Her bir gen birbirinden farklı olduğu için her bir kuyuda farklı primerler var. Dolayısıyla biz oraya hastanın DNA'sını öncelikle DNA'sını elde ediyoruz. DNA'sını bütün o kuyuculara porsiyonluyoruz. Ondan sonra PCR'a koyuyoruz. PCR'da çalıştırıyoruz. PCR sonucuna çıkarıyoruz. Bakıyoruz ki bazı kuyularda bakın şu bir tek kuyu olanlar tek olanlar yerler hatırlarsanız neydi bunlar? İntegral kontrol. Kontrol bölgeleriydi. Fakat şuralara dikkat ederseniz bakın iki tane çizgi var. İki tane bant var. Ne demek? Demek ki bu kuyularda bir çoğalma olmuş. Bu kuyuların biz bunların şeyleri var. Haritaları var. Bu vellerin haritaları var. Hangi HLA alelinden karşılık geldiğini biliyoruz. Mesela diyelim ki şu ikisi ya da işte tek başına da olabilir. Şu ikisi diyelim ki A11'e denk geliyor. Eğer biz bu iki kuyuda çoğalma görürsek yani bir bant görürsek, iki bant görürsek bir bant değil, iki bant görürsek eğer diyoruz ki bu hastada A11 var. Diyelim ki şu kuyudaki çoğalmada B49'u ifade ediyor. Diyoruz ki bu kuyuda da B49 var. Bu 96'lık plate'le biz A, B, D, R'yi birlikte çıkarabiliyoruz. A, B, D, R'yi çıkarabiliyoruz ve hastaya diyoruz ki ya da vericiye diyoruz ki senin HLA kan grubun DNA'ndan kaynaklı. Hani o DNA bu antijenleri üretiyor. Onu biliyoruz. HLA kan grubun bu diyebiliyoruz. Şimdi yeni bir yöntem daha geliştirildi. PCR SSO dediğimiz Single Strand Oligonükleotit. Bu Single Strand PCR demek. Single Strand polimeraz demek. Bu single strand oligonükleotit demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada da biz yine PCR'la bu DNA'nın DNA bölgelerini yani HLA'nın bölgelerini çoğaltıyoruz. Exon 2'sini, 3'ünü, 4'ünü falan çoğaltıyoruz. Bu değişken olan bölgeleri çoğaltıyoruz. Ondan sonra adamlar bit sistemi yapmışlar arkadaşlar. Bit yani boncuk sistemi. Boncukların da yüzlerce boncuk, yüzlerce boncuğun her birisinin üzerine farklı bir HLA dizisinin
Oligonükleotitlerini, o yüzden oligonükleotit diyoruz, dizilerini yerleştirmişler. Bağlamışlar yani, yapıştırmışlar. Her bir HLA aleline göre de farklı bir boncuk ayarlamışlar. Bu boncukların büyüklüklerine, renklerine göre de biz boncukları bu cihaz, Luminex dediğimiz cihaz tespit edebiliyor. Şimdi düşünün ki HLA-A2'si var. Gitti işte 102. bide, 102. boncuğa bağlandı. Cihaz oku, işte bütün boncukları geçiriyoruz cihazdan. Cihaz okuyor, diyor ki 102. boncukta ben bir DNA parçası, bir madde, işte buna streptavidin vesaire bir şeyler de bağlıyoruz. DNA bağlandıktan sonra başka maddeler de bağlıyoruz ve cihazı okutturuyoruz. Cihaz bize diyor ki 102. boncukta okudum, 110. boncukta okudum, 120. boncukta okudum, 120. boncukta DNA okudum. Biz o boncuklarda hangi HLA'nın dizisinin olduğunu bildiğimiz için diyoruz ki bu hastada bu HLA antijenleri, bu HLA dizisi var ve bu HLA antijenleri var. HLA doku grubunu çıkarabiliyoruz. Şimdi bir de DNA sequencing çıktı. Burada özellikle akraba olmayan unrelated allogenic diyoruz ya, özellikle akraba olmayan kemik ili nakillerinde yüksek çözünürlüklü HLA'yı tespit etmemiz gerekiyor. Çok daha detaylı bir şekilde. Yani HLA, o HLA'nın tam olarak ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için de HLA DNA sekans kullanıyoruz. DNA sekans da size daha önce anlattım. Dolayısıyla DNA sekansta da HLA dizisini tamamen çıkarıyoruz. Diyoruz ki bu hastada net olarak bu dizi var, şu dizi var ve bu diziye özgü diğer vericinin de tam olarak bu diziye uyumlu olmasını, bu HLA alellerini taşımasını istiyoruz diye bunu da böyle tespit ediyoruz. Çok uzatmayayım, ders zaten oldukça uzadı. Panreaktif antikoru nasıl tespit ediyoruz? Panreaktif antikoru da arkadaşlar, ELISA yöntemimiz vardı. Bu da kalktı ama bir ufacık anlatayım bunu da size. ELISA yönteminde yine kuyucuklar vardı. 72'lik kuyucuklar vardı. Bu kuyucuklara antijenler yerleştirilmişti. Bakın bu sefer. Antijen, HLA antijenleri. Her kuyuda farklı HLA antijeni vardı ve hangi kuyuda hangi HLA antijeni olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla biz oraya serumları koyuyorduk. Biz antikor tespit edeceğiz ya. Panreaktif antikor nedir? Antibody nedir? Antibodiler serumdadır değil mi? Antibodileri tespit etmek için oraya hastanın serumlarını koyuyorduk. Hastanın serumlarında eğer orada bir reaksiyon meydana gelirse oradaki renklenme değişiyordu ve bu renklenme sonucunda diyorduk ki hastada PRA var ya da hastada PRA yok diyorduk arkadaşlar. Bu şekilde tespit ediyorduk. Şimdi SSO-PRA dediğimiz yine Luminex yöntemiyle yapılan PRA sistemi çıktı. Bu sistemde de yine bidler var, boncuklar var. Antijenler bu sefer boncukların yüzeyine yapıştırılmış. Aynı az önce anlattığım HLA yöntemi gibi biz antikorları bu boncukların üzerine koyuyoruz. Serumu boncukların üzerine koyuyoruz. Eğer serumda antikor varsa gidiyor bu boncuklara bağlanıyor. Ve bu boncuklarda ışıma yapınca cihaz o ışımayı tespit edip bize ışımayı verince Luminex cihazı da şöyle bir cihaz arkadaşlar. O ışımayı verince diyorduk ki bu hastada İşte bu antikor PRA var ya da yok. Bakın bu panel reaktif. Yani genel antikor var mı yok mu? 2A demişim. 2B'de de bunu spesifiğini anlatacağım size. Genel antikor var mı yok mu onu tespit edebiliyoruz. Bir de flow PRA var. Burada da yine boncuklar var. Buradaki boncukların üzerine de yine antikor. Aynı sistem. Sistem aynı. Antikorların bağlanmasını sağlıyoruz. Serumdaki antikorların bağlanmasını sağlıyoruz ama bu sefer flow cihazını dokunuyoruz. Flow cihazında eğer antikor var ise, boncuklara bağlanmış antikor var ise flow cihazı bize belli bir yüzde veriyor, değer veriyor. Diyor ki bu kadar boncuk bağlanmış, bu kadar boncuğa bağlanmış. Dolayısıyla antikor var ya da yokun tespit edebiliyorduk. Antikor var ise biz hastaya nakil yapamıyoruz diyorduk değil mi? Peki hastaya nakil yapamıyoruz ama bu hastanın bir de tedavi olma hakkı var. Nakil yapamıyoruz diye geçiştirip atabiliyoruz. Hadi sana biz nakil yapamıyoruz git diyebiliyor muyuz? Demiyoruz arkadaşlar. Dememek için alternatif yöntemler, alternatif testler ortaya çıkarıyoruz. Bunlardan bir tanesi de spesifik PRA. Spesifik PRA'da da biz bu antikorların hastada var olan, hastada bakın verici değil, hastada var olan antikorların hangi antijenlere karşı olduğunu tespit edebiliyoruz. Bunu da nasıl yapmışlar? ELISA PRA'yı anlatmıyorum, SSO PRA'yı anlatayım size. SSO PRA'da da yine Luminex yöntemi, yine boncuk yöntemi. Her bir boncuğa farklı bu sefer. Bakın az önce normal PRA'da bir havuz. Yani her bir boncuğa, boncuklara farklı farklı antijenler yerleştirilmişti. Fakat burada her bir boncuğa farklı bir antijen. Her bir boncuğun üzerinde diyelim A2'nin antijeni var. Diyelim başka bir boncukta A3'ün antijeni var. Başka boncukta A28'in antijeni var gibi. Her bir boncuğa farklı antijenler yerleştirilmiş. Ve biz bu antijenleri ve biz serumu koyduğumuz zaman hangi boncuğa bağlanıyorsa diyoruz ki şu antijene karşı antikor var bu hastada. Dolayısıyla eğer vericide
Bu antijenler yok ise bu hastaya bu böbreği nakledebiliyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Yani biz hangi antijene karşı antikor olduğunu hastada tespit edebilirsek ve vericide o tespit etmiş olduğumuz antijenler yok ise bu böbreği bu hastaya nakledebiliyoruz. Bu hastanın tedavi olma hakkını veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Flow PRA da yine aynı buna benzer. Spesifik flow PRA. Bunların hepsi spesifik PRA diyoruz biz bunlara. Bir de single antigen bit çıktı. Single antigen bit de SSO PRA'ya çok benzer bir yöntem. Tam olarak daha net bir şekilde hangi antijenlere karşı antikor olduğunu aslında bu SSO spesifik PRA ile single antigen PRA hemen hemen aynı yöntemler oldular artık. Yani hangi antijenlere karşı antikor olduğunu hastada rahatlıkla tespit edebileceğimiz yöntemler çıktı ve bu yöntemlerle bunları tespit edebiliyoruz. Ve cross match yöntemi. Cross matchleri de yapıyoruz. Donor spesifik antikor diyoruz buna, diğer bir ismi de. Donor spesifik antikor demek yani hastaya spesifik bir antikor var mı? Bakın biz PRA'da antikor tespit edemeyebiliriz, bazen kaçırabiliriz. Ya bitlere uygun olmayan başka bir antikor olabilir vesaire. Mutlaka cross match testi yapmamız lazım. Donor spesifik antikor var mı yok mu? Antibody, antikor dediğimiz şey var mı yok mu tespit etmemiz lazım. Bunun için de ne yapıyoruz biz? Serolojik, sitotoksik cross match bizim altın standartımız arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Serolojik de ne demek? Hastanın antijenlerini, serolojik cross match'te biraz yoruldum herhalde. Biraz dağılmaya da başladım ama inşallah anlatacağım bu dersi, bitireceğim arkadaşlar. Vericinin hücrelerini alıyoruz yine. Cross match yönteminde dedim ya, hücrelerle serumu muamele ediyoruz. Vericinin hücrelerini alıyoruz. Serumla bir seruma koyuyoruz. Hastanın serumuna koyuyoruz. Bakın hastanın serumuna koyuyoruz ki hastanın kanında, hastanın serumunda antikor var ise bağlansın. Eğer bağlanırsa, yine az önce bahsetmiş olduğum teresaki plaklar gibi plaklara koyuyoruz bunları. Eğer bağlanma var ise vericinin hücrelerinde porlar oluşuyor, boyamalar oluyor. Koyu renkli boyanırsa eğer diyoruz ki cross match pozitif. Bu hastada bu vericiye karşı antikor var ve dolayısıyla bu nakil yapılamaz diyoruz. Bir de DSA yöntemi var. Luminex BDS yöntemiyle, bu da Luminex ile yapılıyor yine. Bu da iyi bir yöntem aslında. Kullanışlı bir yöntem kullanıyoruz. Bazıları kabul etmiyorlar, kullanmak istemiyorlar ama ben aslında kullanılması taraftarıyım. Burada da antijenleri hastadan vericiden elde etmiş olduğumuz hücreleri parçalıyoruz. Proteinlerini açığa çıkarıyoruz. HLA proteinleri de bu proteinler içerisinde. Bu proteinleri getirip bir boncukların yüzeyine bağlıyoruz. Yani boncuklarla muamele ediyoruz. Boncuklara bağlanıyorlar. Ondan sonra da hastanın antikoruyla muamele ediyoruz. Eğer hastanın antikorunda bu antijenlere karşı, HLA antijenlerine karşı antikor var ise serumunda, bunu da yine Luminex cihazında az önce anlattığım sistemle şekilde rahatlıkla tespit edebiliyoruz ve diyoruz ki yine antikor var. Hastada bu vericiye karşı antikor var diyoruz ve bu nakli yaptırmıyoruz. Flow cross match de güzel bir yöntem. Canlı hücre kullanıyoruz. Burada bakın DSA'da ölü hücre kullanıyoruz. Hücreleri öldürüp parçaladık, öyle kullandık. Serolojide ve flow cross match'te canlı hücre kullanıyoruz. Flow cross match'te de canlı hücrelerin yüzeyine yine antikorları bağlıyoruz. Sonra bu antikorları başka bir boyayla boyuyoruz. T lenfositleri, B lenfositleri ayrı ayrı analiz edebiliyoruz. T lenfositlerin yüzeyine bağlanan antikorları tespit ediyoruz. Ne kadar bağlanmış? B lenfositlere bağlanan antikorları tespit ediyoruz. Ne kadar bağlanmış? Ve eğer bağlanma bizim beklediğimiz ölçülerin üzerindeyse, bakın flow cross match'te şöyle logaritmik görüntüler veriyor. Mesela bakın bu izotonik kontrolümüz mesela. Bu negatif kontrolümüz. Diyoruz ki negatif bir serum kullanıyoruz. İzotonik kullanıyoruz kontrol etmek için. Bakın bu pozitif. Mesela bakın çok fazla girmiş şeyin içerisinde, görüntünün içerisinde çok fazla pozitif bölgede hücre var. Bu yine negatif. Bu yine pozitif. Bu yine pozitif bir görüntü arkadaşlar. Bunları rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Logaritmik olarak flow cross match'te de tespit ediyoruz. Ve diyoruz ki hastada çalıştırmadım ya. 10 dakika geçmiş olsa kronometreyi çalıştırmadım da bir çalıştırayım da bir dakika. 10 dakika geçmiştir zannederim herhalde. Ve bu şekilde vericide hastaya karşı antikor var mı yok mu birçok yöntemle tespit ediyoruz ve diyoruz ki hastada eğer var ise diyoruz ki bu nakil olmaz ya da alternatif vericiler ya da cross match pozitif olmayan ya da PRA'sı spesifik PRA'sı single antijeni uyumlu olmayan, yani onlar bulunmayan, onları tespit edip onlara karşı antijeni bulunmayan bir vericiyle
nakil yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da bizim raporlarımız arkadaşlar. Bunlar da ileride elinize geldiği zaman hani bunlar nasıl yorumlanır, niye böyle bir şey yazmışlar, ne yapmışlar gibi, nedir bu, neyin nesidir bilmeniz açısından bütün sağlıkçıların, özellikle tıp ve diş hekimlerinin bilmesi açısından bunları da koydum buraya. Mesela bakın, belki videoda çok net görmüyor olabilirsiniz ama slaytlar gönderdiğim için slaytlarda görebilirsiniz. Mesela A1, A24'ü var. Bir KBY hastası. B35, B55'i var. DR7, DR13'ü var. A2, A24'ü var. B40, B45'i var. DR7, DR15'i var. Kaç tane uyum var burada? 2 tane uyum var. Bu nakil yapılabilir mi? Aslında biz en azı yarı yarıya bir nakil, yarı yarıya bir HL uyum bekliyoruz ama yine de bu nakil yapılabilir arkadaşlar. Bunların ikisinin arasında nakil yapılabilir. Zaten de vericisi de eşiymiş. Penel reaktif antikora bakıyoruz. Pozitif, negatif. Yapılabilir mi? Hayır. Bunu detaylı bir şekilde, spesifik bir şekilde ya da sinir antijenle falan incelememiz lazım. Hangi antikorlar var? Bu antikorlar vericide var mı? Ona göre değerlendirmemiz lazım. DSA'ya bakmışız. Hani bunlar hepsi aynı hastanın değil belki. Aynı hastanın mı? Yok değil. Aynı hastanın değil. Yani burada raporları görmeniz açısından böyle verdim. DSA'ya bakıyoruz. Her ikisi de negatif. Negatifse bu nakil yapılabilir. Crossmatch testleri de bu şekilde yapıyoruz. Geldik graft rejeksiyonu. Peki biz uyumsuz bir nakil yaptık. Ne olur arkadaşlar? Ne olabilir ki? Yapalım ya. Yani ne olabilir ki? Olur arkadaşlar. Rejeksiyon olur. Böbrek reddedilir ve hastaya da zarar verirsiniz. Bakın, sağlıkçı olmanın, tıpçı olmanın, diş hekim olmanın, bunu diğer hocalarınız da defalarca söylerler, söylemişlerdir eminim. Birinci şartı arkadaşlar, birinci şartı zarar vermeyeceksiniz. Zarar vermeyeceksiniz. Tamam, tedavi etmek için elinizden geleni yapacaksınız ama hastaya da zarar vermeyeceksiniz arkadaşlar. Hastaya zarar, yani biz eğer bir olmayacak bir nakli yaptırır da o böbrek rejeksiyona uğrarsa, eğer biz bunu da fark edemezsek belki de hastayı öldürür. Yani bütün vücut sistemik sepsis meydana getirebilir ve hastayı öldürebilir. Bir yudum çay alayım, ondan sonra devam edelim. Kidney rejeksiyonu daha böyle başka sayıda. Daha bunun patolojik infiltrasyon hücreyle, yani lenfosit infiltrasyonu vesaire oluyor. Bunu da patologlar tespit edebiliyor. Eğer böbrekte bir rejeksiyon meydana gelirse oraya ciddi bir lenfosit akını oluyor. İşte antikorlar üretiliyor vesaire, onlara başlattık ya. Ciddi bir lenfosit akını oluyor ve bu lenfosit akının sonucunda böbrek reddediliyor. Peki hangi hücreler aktive, hangi hücreler burada görev yapar bu rejeksiyonda? Tabii ki dendritik hücreler, makrofajlar, aktive B hücreler, antijen sunan hücreler bunlar. Antijen sunan hücreler görev yapar. B hücreler antikor üretirler. Daha önce var olan antikorlar yapabilirler. Antikorlar etkilidir. Sonradan oluşturulan antikorlar etkilidir ve antikor etkili bir rejeksiyon meydana gelir. T hücre aktivasyonuyla bir rejeksiyon meydana gelir ve diğer hücreler aktivasyonuyla da bir rejeksiyon meydana gelebilir. Şimdi rejeksiyon mekanizmasına bakarsak eğer, iki çeşit rejeksiyon mekanizması var. Birisi humoral rejeksiyon. Anti-HLA antikorlarıyla oluşan rejeksiyon. Ne demek bu biliyor musunuz arkadaşlar? Hümeral rejeksiyon demek antikor üretimi demek. Antikor üretimiyle ortaya çıkan rejeksiyon demek. Antikor önceden de var olabilir, sonradan üretilir. İşte PRA'sı var ise hümeral rejeksiyon meydana gelir. PRA'sı yok ise sonradan üretilen antikorlarla yine hümeral rejeksiyon meydana gelebilir. Bir de T hücre mediated rejeksiyon var. Burada direkt aktivatör T hücre. Direkt işte o sitotoksik T hücreler, helper T hücreler, direkt T hücreler aktif olur ve T hücre infiltrasyonuyla bir rejeksiyon meydana gelir. Şimdi bunları endotel, özellikle endotelden size her derste defalarca bahsettim. Endotellerde ilk reaksiyonlar meydana gelir. Eğer bir hümeral rejeksiyon var ise, yani bir antikor varlığında endotellerde ilk reaksiyon meydana gelir. Sonra kapiller, tıkanmalar meydana gelir ve glomeriler, yıkımlar, yani böbrek glomer hücre yıkımları meydana gelir. Burada lenfosit infiltrasyon olur. Direkt, yani hücre mediated rejeksiyonda direkt lenfosit infiltrasyon olur. Lenfositler gider böbreği sarar, böbrek damarlarını doldurur, glomerülleri doldurur ve böyle bir, ondan sonra sitotoksik yıkım, sitotoksik hasar ve graft, işte parenkimal hücrelerde sitotoksik hasar meydana gelir. Yine endotel ve epitel etkilenebilir burada. Endotel ve epitel dokulara da etkilenebilir burada. Yani sonuçta her ikisi birbirinden farklı bir rejeksiyon mekanizmasıdır. Her ikisi birbirinden farklı hareket ederek rejeksiyon meydana gelir. Şimdi bakın, böbreği naklettiniz ve daha öncesinde var olan bir antikorlarınız var hücrede,
vücutta, PRA'sı pozitif bu hastanın. Hemen önce antikorlar böbreğin içerisinde, damarı hani açtınız, mandalı açtınız, klempi açtınız ve kanı verdiniz ve antikorları da böbreğe vermiş oldunuz dolayısıyla. Hücrede, hastada var olan antikorlar. Ne yapar bu antikorlar? İlk önce gider endotel hücrelerin duvarlarına bağlanır. Endotel hücrelerin duvarlarına bağlanması demek hemen peşine bir hücre infiltrasyonu, polinükleotitli, işte granülosit, eozinofil falan, bazofiller falan var ya, neydi onların adı? Nötrofiller, bazofiller, granülositler. Granülosit akını olur, yani bir hücre akını olur. Hücre duvarı endotele bağlanır. Endotele bağlandıktan sonra endotelde bir hasar meydana getirir ve bu hasar sonucunda da bu sefer trombositler gelir bu bölgeye. Hasarı tamir etmek, kanamayı durdurmak amaçlı trombositler gelir ve en son damar tıkanır ve işte bu damar tıkanıklığı demek rejeksiyon demektir arkadaşlar. Şimdi bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Damar tıkanır ve damar tıkanıklığı sonucunda rejeksiyon meydana gelir. Şimdi burada bakın ne var? Aslında bu slaytı çok anlatmayacağım. Şu bizim diğer slaytlarımız bunlardan daha güzel. Bunu anlatmayayım. Biraz da hızlı geçelim ki. Biraz da hızlı geçelim. Şunlar daha güzel. Burada anlatması daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar 4 çeşit rejeksiyonumuz var. Bunlara bilmenizi istiyorum. Aklınızdan çıkarmayın. Yani rejeksiyon tipli bir hücresel rejeksiyon var. Bir hümeral rejeksiyon var biliyorsunuz. Ama 4 çeşit hızına göre 4 çeşitte rejeksiyonumuz var. Birinci rejeksiyonumuz hiperakut rejeksiyon. Dakikalar içerisinde meydana gelir. Yani o klempi açıp kanı verdiğiniz anda eğer antikor var ise, hele antikoru var ise hastada hemen direkt az önce anlattığım gibi kidneyde, böbrekte anlattığım gibi hemen gider endotel hücrelerine bağlanır. Endotel hücrelerine bağlanır. Bakın preformed sitotoksik antibody. Ne demek? Daha önceden var olan sitotoksik antikorlar var ise. Eğer bu antikorlar var ise gider endotele bağlanır. Endotelde ondan sonra nötrofil akını olur. Hücre akını olur. Trombosit akını olur. Damar tıkanır ve dakikalar içerisinde rejeksiyon meydana gelir. Böbrek şişer. Bunu ben görmedim. Biz görmedik ama bizim eski hocalarımız anlatırlardı. İlk böyle hani damar açıldığı zaman böbrek şişer, morarır. Kocaman bir hale gelirmiş ve bu rejeksiyon arkadaşlar. Böyle bir rejeksiyon meydana gelir. Accelerated rejeksiyon. Hızlandırılmış rejeksiyon diyoruz buna. 2-5 gün içerisinde meydana geliyor. Hücresel aktivasyonlu. Hücresel aktivasyonlu fakat daha öncesinde yine antikor da olabilir bunda. Fakat burada aktivatör hücre, T hücre. Yani T hücre direkt böbrek dokularını yabancı algılayıp direkt gidip böbrek dokuların içerisinde sızıyor, yığılıyor, birikiyor ve ama bu bakın biraz daha yavaş meydana geliyor. Dikkat ederseniz hemen meydana gelmiyor. Hani daha öncesinde yine antikor var. Antikor olduğu için hücreler hızlı hareket ediyorlar ve işte hücre infiltrasyonuyla böbrek tıkanıyor, böbrek dokuları harap ediliyor, böbrek dokuları yıkılıyor, endotel yıkılıyor ve rejeksiyon meydana geliyor. Buna da accelerated, hızlandırılmış rejeksiyon diyoruz ama 2-5 gün içerisinde meydana geliyor. Peki akut rejeksiyon, üçüncüsü akut rejeksiyon. Bir haftadan sonra 3 hafta arasında meydana geliyor. Bakın bu da cell mediated, hücre mediated. Belki antibodinin varlığında da olabilir ama yine de hücre sitotoksik etkisiyle aktif olur. Yani hücrenin sitotoksik yani parçalama etkisiyle aktif olur. Bu nasıl olur? Yani yine hücre infiltrasyonu vardır. Ama sonradan oluşturulan bir antikor da vardır. Sonradan antikor yani böbrek vücuda verildikten sonra yabancı algılanıp bir antikor üretimi meydana gelir. Bu antikor üretimi sonucunda hücre infiltrasyonu da meydana gelir ama bu daha yavaş gerçekleşir ve buna da akut rejeksiyon diyoruz arkadaşlar. Akut rejeksiyon diyoruz. Yani özellikle hücresel aktivasyonla ama hücrenin aktif olması sonucunda yine bir antikor üretimi var ve antikor üretimi de daha da hızlanan bir rejeksiyon sistemi, rejeksiyon mekanizmasıyla böbreğin rejeksiyon geçirmesi demektir. Kronik rejeksiyon arkadaşlar daha geç, 3. aydan sonra meydana gelir. Özellikle ilaçların doğru kullanılmaması, immünsüpresyonun doğru yapılamaması ya da hastanın grafti tolere edememesi sonucunda meydana gelir.
Bunun da birazdan daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ya da immünopatolojik bir hasar meydana gelebilir. Bu da yine 3. ayından sonra meydana gelir. 3. ayı 6. ayında falan kronik rejeksiyon meydana gelir. Bu da immünopatolojik, yani patolojik olarak bir mekanizmayla, bir işte damar tıkanıklığı vesaire, başka bir şey, başka bir mekanizmayla bir damar tıkanıklığı meydana gelmesi ve sonuçta bir rejeksiyon meydana gelir yine arkadaşlar. Peki, bunları şimdi biraz teker teker görelim. Şimdi bakın, burada detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiperakut rejeksiyonu nasıl olur, ne olur? İyice anlamanızı ve öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu bir damar, görüyorsunuz. Endotel hücrelerini görüyorsunuz. Çok önemli bir doku ve çok önemli olduğunu her derste söyledim. Buradaki hiperakut rejeksiyondaki en önemli özellikleri, daha önce var olan antikor, preformed antibodiler. Daha önce antikor var, yani PRA pozitif, yani PRA'sı var. Yani hastada antikor var ise meydana gelen rejeksiyondur arkadaşlar. İlk önce ne olur? Antikorlar gelir. Bakın şunlar antikorlar. Antikorların yapısını görmüşsünüzdür başka derslerde falan. Böyle 3 kodlu Y'ye benzer yapıları var. Gelir, endotellere bağlanır. Çünkü endotelleri tanıyor değil mi? Yabancı olduğunu biliyor. Daha önce antikor bu. Daha önce üretilmiş. Bu dokulara karşı üretilmiş bir antikor. Yabancıya karşı üretilmiş bir antikor. Gelir, hemen endotele bağlanır. Ve burada kompleman aktivasyonu meydana gelir. Kompleman aktivasyonu, az önce ben Selçuk Kuros maçta da anlattım. Kompleman aktivasyonu demek hücre duvarını bozar. Hücre duvarının yapısını bozar. Membranı parçalar. Membranı parçalanınca hücre içeriği dışarıya çıkar. Hücre içeriği dışarıya çıkacak demek hemen bir nötrofil migrasyonu. Yani ciddi bir şekilde nötrofil akını başlar bu sefer endotele. Damar duvarına. Bu böyle uzunca ve genişçe bir alan, tahmin edersiniz gibi. Geniş bir yayılım. Nötrofil infiltrasyonu demek bu hücreleri öldürmek demek, yok etmek demektir. Bu hücrenin ölümüyle zaten nötrofil aktivasyonu da olur. Ve enflamasyon başlatır. Dördüncü olarak enflamasyon. Yani enflamasyon ne demek? Oradaki hücreleri, yabancı olan maddeleri, yabancı olarak gördüğü bütün maddeleri öldürmek, canlıları öldürmek. Bu bir enflamasyondur. Enflamasyon ortaya çıkar ve enflamasyon sonucunda hücre ölümü ortaya çıkar. Ve bu hücrelerin parçalanması sonucunda mutlaka bir trombosist, yani platelet ya da trombosit dediğimiz o işte damar tıkayıcı, kan durdurucu ajanların ciddi bir, yoğun bir şekilde bölgeye akın etmesi, damar içerisine akın etmesi, burada birikmesi, fibrinleşmesi, yoğunlaşması ve bu damarı tıkaması sonucu, buyurun size, rejeksiyon. Öyle değil mi? Damarın tıkanması demek rejeksiyon demektir arkadaşlar. Damarın harap olması, ondan sonra enflamasyona uğraması ve tıkanması demek direkt rejeksiyon demektir arkadaşlar. Hiperakut rejeksiyon bu şekilde meydana gelir. Burayı çok anlatmayacağım. Bunu İngilizce bilen arkadaşlar okurlar, öğrenirler. Bilmeyen arkadaşlar da biraz uğraşırlar. Daha iyi anlamaya çalışırlar. Daha iyi olur. Uğraşmanız açısından bunları özellikle İngilizce bıraktığımı biliyorsunuz zaten. Ve devam ediyoruz. Peki akut rejeksiyon nasıl olur? Akut rejeksiyon ne demiştik? Özellikle hücre aktivasyonunda, T sel aktivasyonu demektir. Önce hücre girer damar içerisine. Hücre bu yeni dokunun, yeni endotelin yabancı olduğunu anlar. Ondan sonra makrofaj ve antibody, makrofajlar da gelir, yine olaya katılır. Önce T sel, yani hücreler, akut rejeksiyon, hücre aracılı bir rejeksiyon. Ondan sonra makrofajlar gelir. Bu yabancı madde, yabancı hücreler algılandığı zaman ve daha geç ortaya çıkıyordu değil mi akut rejeksiyon? Ne zaman? 7-10 gün içerisinde ortaya çıkıyordu. Ve antibody, tabii antikor da oluşturur. Yani sonuçta yabancı madde algılandı ve buna karşı bir antikor oluşturulacak. Daha önce hiperakut rejeksiyonda bu yabancı madde daha öncesinden algılanmıştı. Daha önce ona antikor üretilmişti. Antikorlar hazırdı yani böbrek takıldığı zaman vücuda. Ama burada hazır değil. Burada sonradan üretiliyor antikorlar. O yüzden daha geç bir rejeksiyon meydana geliyor. Anladınız mı? Aynı şekilde endotelial hasar yine aynı şekilde oluyor ve enflamasyon ve sonuçta damar tıkanıklığı ve akut rejeksiyona sebep oluyor. Akut rejeksiyonda yine böyle okumanızı istiyorum buraları, mutlaka tavsiye ederim, bilmenizi isterim. Kronik rejeksiyon biraz daha fazla, farklı. Kronik rejeksiyon özellikle makrofaj aktivasyonuyla olan bir rejeksiyon. Kronik rejeksiyon ne demek? Sonuçta bir yabancı madde siz vücuda koydunuz. Bu akut ve hiperakut rejeksiyonlar meydana gelmedi. Ama burada bir yabancı madde var. Yabancı bir doku var, yabancı bir endotel var. Vücut öyle ki, metabolizma öyle ki bu yabancı maddeyi sürekli algılıyor ve sürekli buraya işte antijen sunan hücreler, T lenfositler vesaireler geliyor. Bakın bu damarın lümeni, dışına makrofajlar,
Ondan sonra sitokinler vesaire gelip sürekli yığılım yapıyor ve en son böyle damar çok daralıyor, damarın lümeni içeriği ve üzerinde ciddi bir doku oluşumu meydana geliyor. Yani bir damar sertliği ya da kalınlığı diyemeyiz buna ama damarın daralması. Bu üçüncü ayından sonra meydana geliyordu biliyorsunuz. Bu ancak 3 ayda bu hale gelebiliyor. En erken 3 ayda meydana gelebiliyor. Ve bu daralma sonucunda kan akımı azalıyor, duruyor, nekroz oluyor, hücre ölümü oluyor. Yani glomerül hücre ölümü. Yani böbreğin nakletmiş olduğunuz böbrekte hücre ölümü meydana geliyor. Ve en son artık hücrelerde ölünce böbrek fonksiyonu yerine getirememeye başlıyor. Ve böylece de kronik rejeksiyon meydana geliyor. Özellikle de kronik ateroskleroziz, evet kronik damar sertliği ve fibroziz reaksiyonu meydana geliyor. Bakın, kronik damar sertliği ve fibroziz meydana geliyor. Bu hücrelerin yığılımı sonucunda bu damarın etrafına bakın. Bu sefer içeride reaksiyon yok, dikkat ediyor musunuz? Bakın, endotelde bir reaksiyon yok arkadaşlar. Dışarıda var. Bu sefer endotelin dışında bir birikim var. Ve bu birikim sonucunda damar darlığı, damar sertliği, kan akımının azalması ve sonuçta rejeksiyon meydana geliyor arkadaşlar. Kronik rejeksiyon özellikle solid organ transplantasyonunda kalp, karaciğer, böbrek ve kalp, böbrek, akciğer ve karaciğer rejeksiyonlarında ve daha uzun periyotlarda meydana gelen bir rejeksiyon. Bu da genel, bu anlattıklarımın genel bir tablosu arkadaşlar. Bakın hiperakut rejeksiyon, akut rejeksiyon, kronik rejeksiyon. Burada 6. ayından sonra yazıyor ama diğerinde 3. ayından sonra yazıyordu. 3-6 ayından sonra bunun her ikisini de böyle bilmeniz yeterli. Kemik iliğine çok fazla karışmayacağım burada. Hiperakut rejeksiyon dikkat ederseniz minüt, dakikalardan saatlere kadar. Daha önce var olan antikorlarla, antibodilerle meydana geliyor. Intravasküler trombozis, intravasküler yani damar içi tromboz yığılımı oluyor. Bulant transfüzyon, yani kan transfüzyonu, transplantasyon ve multiple pregnancy, yani çok doğumdan sonra meydana geliyor. Bunları da dersin başında söylemiştim size. Bunları bir daha söyleyeyim. Kan transfüzyonu, daha önce yapmış olan transplantasyonlar, çok doğumlar, özellikle kadınlar bu konuda daha çok risk altında. Bizim PRA pozitif olan hastalarımızın %70-80'i kadın arkadaşlar. Bu hamilelikten kaynaklı. Çünkü bir daha söyleyeyim, hamilelik esnasında eşinin, çocuğun yabancı antijenlerle tanıştığı için bunlara karşı antikor geliştirebiliyor. Ve bu antikor gelişmişse işte bizim nakilimizi engelliyor bunlar arkadaşlar. Bunları bilin. Bir de ne demiştim, buraya bir şey daha eklemiştim. Otoimmün hastalıklar da yine bu daha önce var olan antikorların oluşumu, daha önceden antikor oluşumuna sebep olabiliyorlar. Akut rejeksiyon neydi? Birkaç günden haftalara kadar sürebilir. Hücre aktivasyonuydu. Bakın CD4 ve CD8 T hücrelerin aktivasyonuyla meydana geliyordu. Humoral antibody tabii ki yine bu yabancı madde tanındıktan sonra bu hücrelerin ilk işi nedir? Antikor üretmek. Antikor üretimi mutlaka üretiliyordu. Ondan sonra parenkimal damage ve inflamasyon. Yine damar içi hasar ve inflamasyon meydana gelip böyle bir rejeksiyon meydana geliyordu. Kronik rejeksiyonda kronik fibrozis vardı. Accelerated yani hızlandırılmış ateroskleroz, hızlanmış ateroskleroz vardı. 3 ay, 6 ay, 3 aydan sonrakilere biz kronik rejeksiyon diyoruz genellikle arkadaşlar. Yıllar sonra da olabilir. Ondan sonra makrofaj aktivasyonu var dedik. CD4, CD8 ve T-helper-2 aktivasyonu yine burada da var. Ve rejeksiyonlar bu şekilde arkadaşlar. Dersimiz bitti. Zannederim bir yarım saat kadar mı oldu herhalde bu dersin? İnşallah o kadar olmuştur. Toplamda 50-80, tam 82 saatlik ders oldu. Anlamadığınız yer olursa derste yine cevaplamaya çalışacağım. Bu anlattığım şeyleri bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Sınavlarda da bunları soruyoruz. Ama sınavlardan ziyade bu konuyu, yani bu rejeksiyon konusunu, bu hücre nakli, doku nakli konusunu ve organ nakli konusunu iyice böyle benimsemenizi, iyice bir bilmenizi ve bu konuda aktif olmanızı, etrafınızı, çevrenizde aktif etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok ihtiyacımız var nakil yapmaya. Çok ihtiyacı olan hastalarımız var. Dolayısıyla bu iş yapılması gereken elzem işlerden bir tanesi arkadaşlar. Biz de bu işin genetiğini, yani uyumunu yapmaya, uyum kısmını yapmaya çalışan insanlarız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde bu herhalde ki bu dönemin ve yılın son dersi olacak büyük bir ihtimalle.
Ondan sonra daha dersin. En son ders olarak bunu anlatmayı yeğledim her zaman. Önümüzdeki dönemlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selametlikler diliyorum. Dikkat edin. Covid'den, hastalıktan koruyun kendinizi. Olur mu? Evet.